Türkiye Futbol Federasyonu son günlerde ülkemizde yaşanan orman yangınlarına duyarsız kalmadı. Dün gerçekleşen toplantıda 2021-2022 futbol sezonundan başlamak üzere liglerde görülen her sarı kart için bir adet, her kırmızı kart için de beş adet filan dikilmesine ilişkin TFF Ormanı Projesi çalışmalarının başlatılmasına karar verilmiştir. Ülkemizin geleceğine nefes olması için zarar gören ormanlarımızı yeşertmeyi, tabiatı korumayı ve Türkiye'nin güzelliklerine katkı sağlamayı amaçlayan proje kapsamında fidan dikilecek alanlar Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılacak görüşmelerden sonra belirlenecektir açıklaması yapıldı. Önceki gün gerçekleşen fikstür çekimini televizyonumuza değerlendiren Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü teknik sorumlusu Ender Çınar, TFF 3. Lig 2. grubun zor bir grup olduğunu belirterek biz de yukarılara oynayacağız, her maçımız final olacak dedi. Zaman şimdi bizim gibi en az 9-10 tane takım playoff oynayan takımlar var. Şu anda gerçekten grubumuz hatta ölüm grubu diyorlar. Zor bir grup yani zor grup derken çekinmiyoruz ama en azından 7-8 takım playoff oynuyor. Yani yukarılara oynayan takımlardan bir tane tanesi de kesinlikle. Ee, şöyle bir durum var. Yani Kurayer takımla zaten yine oynayacağız ama ilk başta tabii deplasmanda ilk 5 hafta bunu lehimize çevirebiliriz. Tabii ki bütün rakipleri zaten ne büyük rakipleri şey yaparız büyük olarak veya küçük takımlarda kesinlikle küçümseme diye bir anlam kesinlikle söz konusu değil. Bizim için her maç yani final maçı özellikle ilk Hacettepe maçı gençler bilin genelde altyapısından kurulu, gençlerle kurulu iyi bir takım. Oraya gideceğiz orada tabii bizi her maçımız final maçı sonra Kızılca bölük gelecek. Yani bizim burada bu füksürü bana göre yani o kafa oynayan bir düzcü olsun, Aksaray olsun, İskender'in olsun, Iğdır olsun, Kuşadası. Onlar sonraki haftalarda oynayacağız. ve onlarla oynadığımız zaman bu maçlarda da ben demin futbolcularıma da söyledim. Yani ilk 4-5 hafta gerçekten iyi bir hava yakalarsak o havayla beraber çok şey değişeceğini e, iddia ediyorum. Onun için amacımız kesinlikle bizim artık hiçbir rakipten kesinlikle korkmuyoruz. Her maçımız final maçı olacak ve her maçımızda gerek deplasman gerek kendi sahamızda da hep galibiyet için gideceğiz oralara. Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü Başkanı Tuncay Kaymak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdül Samet Eren'e çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Başkan Kaymak yayımladığı teşekkür mesajında şu ifadeleri kullandı. Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü olarak dün antrenmanımızı Gençlik Merkezi Sentetik sahasında yaptık. Saha yapılan çalışmalarla çok önemli bir tesis haline gelmiş. Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdül Samet Eren, göreve geldiği günden beri ilimize çok önemli spor tesisleri kazandırdı. Yapılan tesislerin ilimiz sporuna çok önemli bir ivme kazandıracağını düşünüyorum. Bu noktada Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdülsamet Eren'e yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür eder, ilimiz sporu için yapacağı nice çalışmalarda kolaylıklar diliyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün her yıl düzenlediği kültür yarışmalarında Elazığlı gençler mansiyon ödülü aldılar. Elazığ Şehit Muhammed Faruk Salgar Gençlik Merkezi aracılığıyla yarışmaya katılan gençlerimizden Muhammed Mert Özdemir, Zeynep Çolak ve Elif Bahçeci Şiir Dalı'nda Uğur Taksa Ses Yarışması'nda mansiyon ödülü aldılar. Pandemi nedeniyle online olarak gerçekleşen kültür yarışmalarında başarılı olan gençlere Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdülsamet Eren de teşekkür ederek umarım bu tür yarışmalarda her zaman dereceye giren gençlerimiz bundan sonraki süreçte daha fazla kategorilerde katılım sağlarlar ve ilimizde daha iyi dereceler getirirler dedi.